Oh valla Murat, tatil sonrası iyi oldu valla. Geldim yani şu programa. Böyle açılış yapmadık bak, herkese merhaba konsolosu falan olmadan. Merhaba arkadaşlar, Açılışı merhaba. yaptık mı? Yaptık Ben benle konuşuyorsun zannediyordum. da. Evet, Evet. bir günlük aradan sonra, daha doğrusu bir incelemelik aradan sonra Onur'u tuttum, kulağımdan getirdim. Ama Yeter o kadar artık dedim. hakkım var değil mi? Bakın, hem çalışıyorum hem konsolosuna destek Var. var. Yanlış mı söylüyorum? Var tabii ki canım. Ha, yani öyle Yani bozuldum. Sen yok canım, tatile ben ne gittin. bozulacağım? Ben de gideceğim Programlı tatile. programa laf soktum haberlerde falan. Bunlar ayıp şeyler. Yok yok, hiç Bunlar kimseye çok laf ayıp sokmam. şeyler. Çok güzel, biri Bodrum'da biri Ayvalık'ta dinleniyordu değil mi? İnşallah ben de dinleneceğim tabii. Bu arada gördüğünüz gibi kapkara olmuş Yok kendisi. be, Olmuşsun iki olmuşsun. ton sadece Olmuşsun, adamlar. yok yok. Ya Görürsün montör bak. yapma. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dinamik olarak gelmiş Onur Çok enerji tatilden, yüklüyüm valla. enerji Bakın, şey saat yapıyor. 18'de işten çıktım ve bak şu enerjiyle burada program çekiyoruz. Demek Saati ki de saat söyle çok bari. önemli. Bilmiyorum, saat var mı burada? Saat 19.12. 19.12. Nereden baktın ona? Şurada Tamam. Digitürk'ün receiver'ında var. Evet, çok fazla geyik yapmayalım. Bugünkü bu haftaki ilk programımız arkadaşlar. Özlemişim Sen biraz hasret gider istersen. sizleri. Shadows of the Damned arkadaşlar ilk oyunumuz. Yapı itibariyle biraz böyle çakma bir oyun gibi gözükse de aslında kendine has bir takım kuralları olan enteresan bir oyun olmuş. Bazı yerlerinden tuttuğunda elinde kalıyor ama bazı yerlerde çok güzel bir takım şeyler bulmuşlar. Umuyorum onları gösterebileceğim çünkü oyunda Tek save kaldığınız, yapısı var. evet, tek save var. Kaldığım yerden devam etmek durumundayım. Aslında çok güzel bölümler geçtim. Ben buraları gösteririm diye geçtim ama sonra bir baktık, Öyle bir şey oralara geri yok. dönemiyorsun. Çok da kazık bir yerde kaldım. Hatta Geçemezsek yani baştan anlattık yani. oyunu şey yapmamın nedeni, bırakmamın nedeni olan bir yerde kaldım. Harbi kazık bir yerde kaldım. Umuyorum geçeceğim. Geçmiyorsam da oradan artık söyleyebileceklerimizi İyi bakalım. E söyleyeceğiz. peki nedir bu oyunun konusu? Şimdi tamam, aynen. Biz video Şimdi davcısıyız. Demon Hunter. Neyse, Cadı değil cadı de oğlum işte. iblis. Boş ver, cadı. İblis Hunter'ız. Bu bizim karakterimiz İblis arkadaşlar. Hunters. Bu şey Meksikalı bu Evet. amca ve bir işte Demon Hunter, iblis Evet. avcısı. Aynen şeyde olduğu gibi bizim Dante vardı yani. Ha. Dante's Inferno'da olduğu gibi bunun da sevdiceği bir manyak demon tarafından Kaçırılıyor. kaçırılıyor. Cehenneme kaçırıyor ya da demonların ülkesine kaçırılıyor diyeyim. Bu da onun peşinden, lan sen misin benim hatun kaçıran diye. Canlarını ot tıklamaya giriyor. Ardından atlıyor cehenneme hiç düşünmeden. Karısı yani sevgilisini kurtarmak için. Böyle oyunun enteresan bir mizah yapısı var. Nedeni de şu. Şimdi bak, elimde bir meşale tutuyorum, görüyor Evet, musun? O çok meşale güzel. aslında bir şey. Şimdi dönmüyor tabii ki maalesef. Bir kuru kafa. Ha, evet, önünden tamam fark ettim onu. Bir Evet. şey var, evet O ha. konuşan bir kuru kafa. Ben Bizle senle. muhabbet ediyor. Biz de onunla muhabbet ediyoruz. Arada böyle komik espriler falan patlatıyor. Bir de enteresan başka bir şey var. Şimdi bu aynı zamanda meşale olduğu gibi silah da oluyor. Holy fucking Dude. Şimdi dur ya, bir daha yapsana bak, şunu. gördün, gösteremiyorum ama şu ucunda o kuru kafa var onun. Vay Tamam be. mı? Şimdi başka silah alıyorum mesela. Hop, o silah O ne dönüşüyor. oldu böyle? Ondan sonra bir de bu silahımız var. Şimdi oyunda arkadaşlar 3 tane silah Ya var. bir şey, bak çok uzun zamandan beri seninle bu kadar oyun tanıtıyoruz. Hı. Böyle çok fantastik über silahlar böyle gelmemiş ne Evet. zamandan beri. Hakikaten iyi tasarımlar var yani Evet. silahlarda. Tamam, Ve belki biraz dandikos gözüküyor ama fena değil. Silahları şeyi de söyleyeyim. Mesela şu seçtiğin silaha göre zaten parlıyor. Kırmızı Aha. silah şu anda. Bu silah kemik atıyor. Oo, Tamam mı? güzel. Ondan sonra bu silah diş atıyor. Bak, solda Peki. zaten 253'ün yanında gözüküyor. Evet, mermisi falan Ondan var değil mi sonra lan? Evet. bu silah da kuru kafa atıyor. Çok iyiymiş. Tamam mı? Böyle bir enteresan bir olayı var. Şuradan da bir açayım önce. Ya Çok şimdi. acayip bir aksiyona gireceğim için şu anda biraz söyleyeyim. Burada weapon'lar var. Gördüğün gibi bütün şeyleri Oo, ne güzel açtım. be. Ama şöyle bir durum var. Yani şimdi burada 9-10 tane silah varmış gibi gözükse de öyle değil. Oyuna şeyle başlıyorsun mesela, teaterla başlıyorsun. O sonra bir süre sonra teeter grinder oluyor. Ha, Ondan değiş sonra upgrade biraz oluyor kendi daha başına, şey evet. yapıyor. The Dentist oluyor mesela. Oha, çok iyiymiş Evet. sınır ha yalnız. Sen bu şeyleri gittikçe, bunlar hikayede bir takım bossları yendikçe böyle bir mücevher düşüyor. O kuru kafanın kafaya monte ediyorsun onu. Yani anladığım O kadarıyla silah dört şey tane oluyor. silahın 3 silah var. türevleri var. 3 silahın Üç, türevleri ama var. bu eski silah dönemiyorsun. Dönemiyorsun, tamam. Ha, Türevleri yani. yani Sürekli evet, artıyor. Geri dönüşü artıyor. olmayan bir şekilde Yani artıyor. gittikçe kuvvetleniyor. Yani aslında oyunda
3 tane silahımız var. Peki Dentist'ten sonra gelen silah da şey, Orta Dentist falan mı acaba? Çok merak ettim. Yok, o işte şey, biraz benzetme yaparsam bu aslında şeyimiz, tabancamız diyeyim. Hı-hı. Şu kırmızı olan. Hı-hı. Ondan sonra bu makine tüfek gibi. Hı-hı. Bu da uzaktayken bomba, yakındayken shotgun etkisi yapıyor. Güzel. He. Şeyler amma korktuğuna girmek için var ya. Ya çok kazık bir yerde. Fütüristik bir şey var, mimarisi var. Böyle Demon şeyindesin ama Dante's Inferno gibi böyle lavlar mavlar, hmm, cehennem olayı yok. Koridor. Bir şehirler var. Hmm. Şehirlerde geziyorsun, ormana gidiyorsun, yok bataklığa gidiyorsun falan ama Demon'lar çıkıyor yani sonuçta. Evet. Şimdi biraz aksiyon yapalım bakalım. Aa, ne kadar güzel. Oh. Aha. Heh, şimdi gördüm. Şimdi oyunun en başında böyle bir kapı açıyorsun, cehennemin kapısını. Böyle bir ton adam çıkıyor. Ondan sonra fırlıyorlar, kapatıyorsun kapıyı. Geri açtığında hiçbiri kalmamış oluyor. Onu söylüyor bu da. Tekrar aynısı olacak değil mi? Ha 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 diyor. Ha, şimdi görürsün aynısı olacak. Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi olayımız şu. Bunlar iblis oldukları için bir kere şeyden, ışıktan güzel etkileniyorlar, tamam mı? Bir dakika dur. O süper mevzuda adamı dondu gittin, evet, sen yapıştırdın şimdi falan ağzın ortayına. Şu siyahla kaplı ya, bu adamı önce bir ışıkla halletmek gerekiyor. Donacak ki. Anca o zaman güzelce bunun suyunu, şerbetini akıtıyorsun. Peki bir şey soracağım, sen adamı vururken arkadan bile sana vurabiliyor mu? Vurabiliyor tabii ki. Aa, güzel ha. Aha bak, dengeleyemedim. Kafayı mafayı uçuruyorsun bu arada, onu söyleyeyim. Şimdi burada iki tane biraz daha ağır abi kaldı. Bu şu ana kadar ben hep tavancayla ateş ettim, dikkat edersen. Evet. Biraz şey var, bunların üzerinde zırh var bu arada. Evet. Biraz onu halletmem lazım. Dead Space'teki gibi uzuvlara şey yaptın, ateş ettiğin zaman görüyorsun, değil mi? Bir şey yapıyorsun, sonuç alıyorsun ve kafaya nişan alıp kafaya ateş ettiğin zaman hakikaten iyi sonuç alıyorsun. Güzel. Şimdi bu adamların üzerinde bir şey var ya, maske zırh gibi bir şey, zırh var. Önce onu benim parçalamam lazım. Ondan sonra anca bunları şey yapabilirim. Peki bir dakika, burası zor dedim. Bu boy muydu yani? Şimdi bunları bittikten sonra bir daha mı gelecek? Tabii, ha? Tabii. Şurada galiba patlayabilen bir şeyler görüyorum etrafta. Onlar ışık fıçıları. Evet, güzel. Tamam mı? Bu ışıktan etkileniyor ya bu amcalar. Evet, ondan sonra bunları patlatarak onları temize havale edebilirsin. Bir boyutu da var bunun anladığım kadarıyla. Evet. Şimdi şu benim silahın ikinci bir şeyi var. Şöyle bir bomba bırakıyorsun. Aha. Ondan sonra onun içine girdi mi bombayı patlatıyorsun. İstersen iki tane daha atabilirsin öyle. Bunlar zincirleme patlarlar. Ha, onun şeyi gitti bak şu anda. Evet. Şöyle oradan kaç yalnız abicim ben. Dur şunu bir ben öbürüyle yapayım. Dentistimi alayım bir. Şey de güzel bak, ne aldığını gösteren iyi bir şey var böyle. Adam değişiyor sürekli. Aha. Biraz şeyde problem var. Aiming'de biraz problem var. Onu söyleyebilirim. Hedeflemede. Şimdi bunun bir özelliği var. Böyle biraz üzerinde tutunca kendisi otomatik şey yapıyor ve oraya hop biraz gidiyor. Biraz ağır bir silahmış bu yalnız. Aha, gitti bu herif. Tabii kafadan vurdum onu. Yalnız ha, yandı. Evet, şununla böyle bir şeyimiz var. Bunların her birinin birer tane daha aslında şeyi var. Yani alternatifi var artık. İlkinde evet, yoktu ama güncelledikçe, hı, alternatif de çıkmaya başladı. Şunu da hemen halledelim. O adamın karnına böyle gelişe bak. Kafayı kopardık. Geniş. Hemen ondan bir mermi çıktı. Aha. Oo, bak güzel tasarımlar bunlar abi. Değil mi? Hiç fena değil yani. Şimdi bunlar böyle bir acayip bir şekilde gelip üzerine atlayan adamlar. Bunları ancak karnından vurabiliyorsun. Ha. Şuradaki kırmızılıktan. Onlar kendilerine toslayıp şey yapabilirler. Ha, şunu bir patlatayım bak ne olacak. Oh, güzel oldu. Ayda. Bunu yapamadık. Aset mi olmadı ama boşuna. Of. Şimdi benim orada sol tarafta bir sağlık durumum var gördüğün gibi. Evet, aha. Silahın hemen yanında. Fena değil. Şu anda fena değil. Bir bomba attım at oraya ya. Ya bunları aslında bomba değil de, evet aslında bomba ayırdı o değil de. Ha, ha şöyle işte. Bunlar biraz zor. Allah.
İyi kurtardık ama. Bu gitti. Biraz böyle şeyi yapıyor yani, böyle bir oyunda bir mücadele şeyi evet. Var yok değil yani. Yok, belli diyor, özellikle de biraz da tabii kontrollerle de boğuşabiliyorsun. Hı. Tamamen. Ha, bu biraz gerizeka oraya toslayıp. İşte bu şey olayı önemli. Hop. Abi bir şey olmadı buna ya, toslamadı. Evet, toslamadı. Şimdi onu bombayla da hallederim. Hah. Gel bakalım. Güzel. Sağa sola teşekkür. Tamam, sen gittin. Evet, şimdi babalar geliyor. Yapma. Şimdi babalar geliyor. Oo. İki tane. O ne ya? Aa, şey benzer ya, bir tane oyun vardı, hatırlıyor musun Murat? Herif işkence gördü kendi başına. Neydi? Akıl hastasıydı. Hatırlıyor musun? Sırtında böyle şırıngalı lastikler falan çıkıyordu böyle. Evet evet. Onu şey, hapishane gibi bir yerde. Evet, neydi adı ya? Hatırlayamam. Hatta iki tane çıktı. Evet. Ondan. Evet evet. İkincisi oynamadım da birinci yatıyorlar. Adam durduk yere sarnılar falan gördü böyle. Murat, İşin ben sana söyleyeyim. Bunlar da sanki bombalık filme geliyor. İşin kötüsü bunlar şey yapıyor ya, yani şu ışıktan etkilenmiyorlar. Aha vay, quick time'a baktık. Var ama enteresan. O şanslıydım ben, eğer ikincisi de yakasaydı onlardan kurtulmak... İki tane var ya, evet. Aslında bunlardan bir tanesini öldürebilsem... Çok rahatlayacaksın. Çok rahatlayacağım. Yani, oo işte böyle oldu galiba. Gibi, ikincisi gelince bir anda... Gidiverdik. Vay be. Peki şu an tabii sen buradan başlayamıyorsun. Yok, en baştan ama tekrar adamları öldüreceğim. Öldürmem gerekiyor. Ne yapalım, bir keselim tekrar, bir deneyelim mi? Belki geçerim. Hadi deneyelim. Hadi. Bakalım. Burada bir kesik atalım. Yine aynı yerdeyiz arkadaşlar. Murat cebelleşiyor. Demonlar durmuyor. Sen konuş bakalım. Ya şimdi, konuşsak ben bu arkadaşın... gördüm. Bak bu oyunda bir taktik var, tamam mı? Düşmanlara göre taktik yapman hakikaten iyi göstermiş yani. Evet. Dramatik olarak şeyi fark ediyorsun. Düşmanlar geldiği zaman doğru silah ve doğru taktiği uygulaman gerektiğini biliyorsun. Bunu ben beğendim mesela bu oyunda. Hiç beklenmediğim bir şeydi benim için. Hani kalburüstü oyunlarda falan gördüğüm evet. Bir konudur bu. Adamlar ciddi ciddi bir şey düşünmüşler kendilerine göre. Burada asıl mesele şu ikincisi, yani ikincisi olmasa problem olmayacak. Bu arkadaş biraz ağır ama şey de ağır tutuyor. Yani. Tabii canım, buradan vurdum o tutuyor, baksana. Bak biraz şu şeyde çok sıkıntı var. Eğim kayıyor sanki, evet. Rock balansı bozuk yani, değil mi? Aldığını anlayamıyor. Bilerek yapmışlar. Öbürü gelmeden kaçmam lazım. Ne yaptın abi? Bunlar bombadan da etkilenmiyor değil mi Murat? Valla etkileniyor bakalım. Şu anda resmen kaçmaktan başka bir şey düşünemiyorum. Bir de hakikaten sinir stres bozuyor böyle bu kadar dar alanda. Allah. Oh be, çok iyi. At bombayı yere. Oğlum senin bomban da yok. Ya şu var da. Aa. Baksana adam daha hiç şey yapmadı bile yani. Boşa atlamadı değil mi? Şırıngalardan hiç at abi, boş, şey boşa yapamadık. Bir tane bomba at. Şöyle bir açığa bir kaçalım. Hiç vallahi lan. Ha koşacak. Çok güzel ya. Taktiksel olarak iyi düşünmüşler. Yani yapman gereken doğru zamanlama, doğru silahı almak, düşman tipine göre hareket etmek. Evet. Hadi güzelim, hadi. Kaç oradan. Baksana hiç etkilenmiyor bile. Galiba sen bu doğru taktik mi anlamadın, anlamadım ben ya. Ya şu kafadaki şırınga vuracaksın inşallah. O sen ilk defa mı kaçıyorsun bunlar? Daha önce karşılaştın mı, tamam mı? Aha tıkanma orada, aman gözünü yanayım. Hadi koş oğlum. Aslında burada en güzel şey şu. Aman be vallahi ödüm koptu. Şununla bir hedefe dense şöyle.
Bak ya. Ya. Güzel işte bak. Bu demek ki bunların taktiği mi abi? Gitti mi ama? Yok canım. Şimdi. Ya bu vuramıyor da bazen dikkat edersen. Evet, kaçıyor adam o sırada çünkü diyor abi. Aman bırak git şuradan. Uzaklaş abi çok daralmasın. Takla at oğlum. Ay bakalım. Şimdi salla şu etlere. Hadi. Bir şey vurduk sanki ama pek bir etki de yapmadı sanki. Şimdi tam zamanı. Bak bunlar işte tam buradayken hani böyle şarjıyorlar ya kendilerince. O an koymak gerekiyor evet. Sanırım. Ama koyuyoruz ama hiçbir değişiklik yok. Bak şu senkondayken. Heh. Bir şeyler patladı. Vallahi ben hakikaten heriflere çok şey yordum. Kazık yordum lan. Hayır oo, adam. Oo herifler yıklar etrafı. Yalnız müzik hakikaten stres yaptırıyor. Şunlardan bir tanesi gitse zaten problem olacak. Hadi. Aha. Aa gittik. Peki. Evet. Oyun bu. Oyunu nasıl beceremezsin. Kopmasın. Böyle kazık bölmeden birine maalesef evet, çok maalesef büyük orada, orada kaldım. Şimdi. Aslında oldukça güzel şeyler var. Mesela böyle karanlık geliyor, karanlığı açman lazım falan anlatamam aslında şu anda. Göstereceğim de çok güzel bir bölüm vardı. İstersen oyunun başını biraz göstereyim. Gösterelim daha iyi olacak evet. Ondan sonra buraları da bir kesik daha atalım. Makas daha geliyor. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyunda Murat'la... kaldığımız yerden değil ama. Ya oyunun başındaki aslında biz programa evet. Kaldığımız yerden devam evet. Ediyoruz. Oyunun başına döndük. Oyunun başına döndük arkadaşlar. En azından oradan oyun dinamiklerini biraz gösterelim diye. Şimdi burada bizim hatunu kaçırıyorlar arkadaşlar. Ne elediler be yavrum kızı. Ondan sonra bizim evimizde şu anda tabii ki sadece tabanca var ama şurada gördüğünüz gibi yatmakta bizim hatun. Aha. Bak şu şeyi göstereyim. Bak uzun ayaklardan vurunca bak herifin ayak gitti gördün mü? Şunu da aynı şekilde kollardan da vurabiliyorsun ya da direkt kafadan çalışabiliyorsun. Kafadan vurunca mesela. Direkt gidiyor zaten. Koldan vurdun ya nereden vurduğunu gösterirse bir işaret kalıyor. Evet, hep evet. Aradan çalışabilirsin mesela. Bak o da gitti ama bu tabii ki bunu pes edecek mi? Etmeyecek abi. İblis yani sonuçta. Peki bir şey söyleyeceğim. Ha. Bacağını bırakırsan artık yok yani, dayanamadan. Üçü uzun olunca gitti. Aha nereye emiyorlar kızı? Şimdi şey çıkacak. Bizim asıl işte peşine düştüğümüz iblis oha. Bu abi. Böyle bir iblis var mı abi bu ne ya? Bu şeytan aslında. Fleming ismi. Ve pozisyona bakar mısın? Adamın tip çok şey ya. Evet, yani fantastik yani. Bu ne abi? Üç gözlü elips kafalı bir şey. Bu da bizim işte hatun. İçine alıyor değil mi? Yani bunu kendisiyle beraber götürecekmiş. Bu arada böyle şeyler yapıyor, işte araya Meksikaca bir şeyler katıyor, aha. Söylüyor falan. Bir yerde çok güzel bir şey var, espri var. Ben diyor, Mexican'ım diyor, Mexican değilim diyor. Yapabilir misin diye soruyor arkadaşlar yandaki kuru kafa. O da öyle cevap veriyor, ben diyor Mexican. Güzel bir espriydi. Oyunda böyle bir şey var, B Hollywood'un evet, B movie, sınıfı. B sınıfı. Film havası var. Böyle bir yol hikayesi havası var. Zaten oyunun başında da birazdan göreceksiniz. Oğlum, adam yalnız komando elbisesi falan değil mi? Gibi, öyle değil bir mi? Garip yani. Bozuka mı var elinde? Ne? Öyle bir garip, garip falan garip var bir şey var. diyor ki bizimki bu da bizim kendi şeyimiz olacak diyor. Yol hikayemiz olacak gibi bir şeyler söylüyor. Bu burada işte sen diyor bizim diyor bütün herkesi gebertin ettin iyiydi yani. Değil mi diyor al bakayım şimdi ne yapacaksın diyor. Yalnız bu uzun ince kafa ve gözler bitirdi beni ya. Ya hakikaten fanteziymiş yani adam iki biçim muhtemelen tasarım yapmış. Muhtemelen. Bizim eleman şeyler dövmeler falan. Açmış canım. Şey olarak çok güzel değil grafik olarak hani muhteşem bir şey yok ben. Havası yok. Muhteşemden ziyade atmosfer
o gotik havaya yakın değil yani. Bir sıkıntı var orada sanki. Aslında şey de var. Oyun içerisinde o boğucu, sıkıcı şey hava var. Gotik hava var ama grafikler o kadar muhteşem değil. Onu ona söyleyebilirim. Ona desteklemiyor o havayı değil mi? Yani daha iyisini bekliyorsun. Daha iyisini bekliyorsun. Yani şuradaki şu silah milah herifin kollar mollar çok şey değil yani. İyi değil. Ama çok güzel bir şey var. Müzikler, gerçi sen ilk savaştaki müziği beğenmedin ama müzikler genelde iyi. Şey, güzel böyle jingle'lı. Yakın değil mi? Evet, tekrar oyunun ilk bölümlerinden bir tanesindeyiz. İşte mekanlar aslında... Şimdi ben sözümü geri alıyorum. Evet, Gotia yakınmış hakikaten. Bu, evet. Buna benzer bir şeyi var. Genelde böyle şehir ortamlarında, işte bataklıklarda, ormanlarda falan geçiyor. Buralarda kimler yaşıyor? Hiçbir fikrimiz yok tabii ki. Evet. Şimdi şurada enteresan bir şey var. Şu gördüğün aslında checkpoint. Ve bu elimizdeki kuru kafanın da kuzeniymiş, kuzeniymiş bu. Evet. Uzaktan. Şimdi bunun yanına gelince bu korkuyor, kaçıyor. Oh. Ardından da böyle bir şey bırakıyor. Kakasını yapıyor ya. Kakasını yapıp gidiyor. Şimdi oyunda demonların, iblislerin ülkesinde olduğumuz için aydınlığın çok önemli var. Işığın çok önemi var. Bazı zamanlar ortalığı böyle bir karanlık basıyor. Karanlığın içerisinde çok fazla kalırsan senin enerjin de bir anda gidiveriyor. Yani o burada, yüzden bol bol ışık kaynaklarını açmaya çalışıyorsun. Burada şey var, bazen tabii ışık kaynakları kendi başına da bitiyor değil mi? Hani tek açman gerekiyor mesela. Yok, çok kendi bitmiyor ama... Kapanıyor yavaş yavaş. Kapanmıyor yavaş yavaş. Yalnız karanlık geldiği zaman... onlar bir anda sönüveriyor. Hı. Onları açman gerekiyor. Şimdi şey yaptığımız için... Burada açtığımız için gittiler. Mesela yani burada bir kaynak yok. Zamana karşı bir yarışın söz konusu tabii oluyor ki, kesinlikle. Evet. Yani çünkü senin karanlık içerisinde kalma şeyin süren böyle 5-10 saniye kadar bir şey. Ondan sonra kalamıyorsun daha. Bak tekrar geldi, gördün mü? Karanlığın içerisindeyiz. Ve karanlıktan da bir dünya adam indi. Şimdi ben bunlarla burada savaşırsam canını okurlar. Evet, buraya gitmem gerekiyor. Bak hemen... Emilmeye başladı. Burada bir tane şey var. Hop, bunu yaktım. Arkanı döndü. Arkamı döndü. Kapı kapandığı için gelemediler ama aslında şey yaparlardı. Gelirlerdi. Şimdi bunu şeyde oyunun içerisinde çok güzel kullanmışlar. Nasıl kullanmışlar? Bazı kapılar sadece karanlığın içerisinde açılıyor. Ha. O yüzden sen karanlık olması gerekiyor senin o kapıyı açabilmen için. Evet. Ama karanlıkta da tabii ki çok fazla kalamıyorsun. Evet. Onun dengesini çok iyi kurmuşlar. Karanlık sana doğru geliyor mesela. Onu önce bir hallediyorsun. İçine giriyorsun. Oradan ateş ediyorsun. Şunları alırım artık. Şey olarak... oyunda bizim sağlık durumumuz içtiğimiz şeylerle, içkilerle düzeliyor. Evet. Şu anda iyi durumda değilim. Hemen içeceğim. Şunu da halledersem. Yani hakikaten aiming'de çok büyük sıkıntı evet, var. Evet, var. Y'ye basıyorsun. Ondan sonra bir hot shake içelim. Oo. Hop. Hemen kafa güzelleşti. Kendimize geldik. Bak şurada gördüğün gibi bir evet. şey var. Karanlık var şu evet. anda. Bu karanlığı gidermek için keçiler var. şey ışık kaynakları. Oho. Ona vurduğunda bunlar artık gidiyor. Gelebiliyorsun yani zamanda. Bunu ileriki şeylerde, bölümlerde çok iyi kullanmışlar bu mantığı. Vay Garcia'cığım. Garcia bir gözü yeşil, bir gözü ya. Yalnız bunun da beyaz mı, öyle bir garip şey var. Tamam, bak mesela buradan geçmemiz gerekiyor. Evet. Hadi bakalım. Mesela buralardaki şeyler çok güzel. Efektler falan evet. harika olmuş. Yalnız bu arada harbiden emiyor yani seni. Değil mi? Bak şimdi benim enerjiden gitmeye başladı. İlk başta senin bir dayanma derecen var. O dereceden sonra gidiyor. Yak abi şuraları. Sağda bir yer var, yakacağım. Yani şurayı evet. yakmam gerekiyor. Ha? Hemen kaçtı. Yalnız demon'a nasıl kaçıyor değil mi? Evet. Bu karanlıktan kendini koruyan evet. bir tane şey var. Maskeleri maske var. Maske var, onu taktı. Tabii ona maske da... Maske çıkıyor mu peki? Çıkardım yani tabii bunu şeyle, ha, bizim bu büyükle... Evet. Bak bu demin en son halini göstermiştim ya, işte bunlar da silahların evet. ilk halleri. En güzeli bunları böyle bir paralize edip ondan sonra canlarına ot tıkamak en güzel oluyor. Şurada bir tane daha şey var, karanlık var. Vurabilirsin herhalde. Vurabilirim de, istersen şöyle de geçip buradan da vurabilirim. En güzel işte. Oyunun en büyük şeyi dinamiği aslında bu diyebilirim yani. Bunu hakikaten oyunun içerisinde iyi kurgulamışlar. Güzel kullanmışlar.
Oyun bu şekilde aslında gidiyor denilebilir. Böyle bir gotik atmosfer. Evet. Bu arada dikkat edersen adamımız şeyi yok, yakın silahı yok. Yani aslında hani Dante gibi şeyi işte kılıcı mılıcı bilmem nesi yok. Kuru kafayla vuruyor. Kuru kafa. Yani aslında oyun bir shooter. Shooter evet. Yani. Evet. O enteresan. Oo. Kremitet geldi Murat. Evet. Silent Hill'dan. Silent Hill'dan. Tasarımlar da hiç fena değil ya aslında. Değil evet. Evet. Biraz işte şey olarak eskide kalmış. Onu söyleyebilirim sadece. Yani şey olarak grafik kalitesi olarak biraz yok biraz değil bayağı eskide Murat. Değil mi? Yok bayağı eski biliyor musun yani? Bir de işte şeyde biraz problemleri var. Yani eğimde. Onu yalnız sanki bilerek mi yapmışlar? Onu da düşünmüyor değilim. Biraz isteyerek sanki zorlaştırmışlar gibi geliyor bana. Oo. Kaç? Çok güzel. Evet. Bu arkalarında bıraktıkları mücevherler de daha sonra bir şeyimiz var bizim. Bir satıcı gibi bir şey çıkıyor. Ondan hem upgrade şeyleri alabiliyoruz. Onları da hemen yani göstereceğim. Şöyle bastığın zaman senin bir upgrade menün geliyor. Buradan işte silahlarını 3 şeyde değiştirebiliyorsun. Geliştirebiliyorsun. Damage'ini arttırıyorsun. Reload speed'ini arttırıyorsun. Kapasitesini arttırıyorsun. Elinde o ışık atan şeyi arttırabiliyorsun. Torch'unu yani meşaleni arttırabiliyorsun. Bir de health'ini arttırabiliyorsun. Yalnız burada yaklaşık 70 tane falan bunu upgrade etmen için şey gerekiyor. O mücevher gerekiyor. Bunlar çok az bulunuyor aslında. Yani orada böyle bir bayağı bir zorlama şeyi yapmışlar. Zorluyor yani. Upgrade öyle kolay iş değil. Kolay değil. Ben gördüm 5. bölüme gelmiştim. Hı. 20 tane falan anca yapabilmiştim demin. Evet. Oyun genel olarak ben bu şekilde gidiyor. Ben şunu gördüm bak. Yani şunu da göstereyim. Şöyle bir tipler var. Bu tipler senden belli bir nesne istiyor. İşte beyin var, çilek var. Evet. Bir de göz vardı sanıyorum. Mesela o beyin şey istedi, çilek istedi. Bu da göz istiyor. Ama bak mesela çilek onun arkasında. Önce demek göz ki açacaksın. Önce bir yerden gözü bulmam lazım. Evet. Ah ne olur bakalım. Oyun öyle çok şeyleri bir takım işte dengeleri değiştirebilecek kadar muhteşem bir oyun değil. Ama şey de değil yani öyle oynanmayacak kadar değil. Yani aslında ben 5. bölüme kadar gayet zevk alarak geldiğimi söylemeliyim. Ben şunu söyleyeceğim. Tasarım aşamasında güzel yapmışlar. Hı-hı. Tamam mı? Hakikaten. Adamlar bir kere düşman sınıfı açısından bayağı düşünmüşler ve hepsinde farklı özelliği var. Ve hepsi de senin bir takım aksiyonlar yapmana gerektiren şeyler. Yani, o güzel. Yani strateji boyutu var oyunda baktığımız kesinlikle. Zaman. Kesinlikle. Yani şimdi, bazı silahlar bazısında daha etkili oluyor gibi bir takım şeyler var. Silah tasarımlarını beğendim. Yani 4 silahın gelişmesi üç silahın gelişmesi bir de ışığı da silah sayarsak aslında. 4 diyelim. Ve bunların hani upgrade'lerin öyle çok abuk subuk olması da güzel. Hani belli kapasiteni arttırıyorsun. Şu şeyler işte 3 tane aldım şu anda. 3 tane mücevher aldım. Onları burada harcayabiliyorum. Mesela ben genelde bu Booner'a çok verdim. Hoşuma gitti çünkü. Health'i arttıralım. Şeyi beğenmedim, grafikleri beğenmedim. Evet. Grafikler zayıf yani. Işıklandırma, desen çok zayıf bu ışıklandırma. Yani şurada duvarlara biraz daha vurması lazım uzaktayken. Yani adamımızın şeyi de çok kötü. Yani kaplamaları ve o modellenmesi bu, de bu oyun iyi değil. 12 saat boyunca bu adamın sırtından bakıyorsun. Daha iyi olması lazımdı. Evet. İkinci şey, C kısmı. Espriler falan güzel. Hani oyun seni sıkmadan gidiyor. Evet. Bir şey var. Hakikaten road trip havasında yapmışlar. Evet. O iyi, onu beğendim. Son söyleyebileceğim nokta da bu işin temeli aslında bu oyunun senaryosunun ne kadar keyifli olduğu. Evet. O da bölüm tasarımlarından geçiyor senaryo işi. Şöyle bir şey var. Bu işte demin dediğim bu şey olayını çok güzel, bu karanlık olayını güzel kotarmışlar ve bir yerde biraz böyle adamlar lan hep aynı bölümleri mi yaptık falan diye düşünmüşler sanırım ve bildiğimiz o eski shoot'em up'lar vardır ya böyle soldan gidersin karşıdan bir şeyler gibi vurur. Öyle bölümler var. Bizim adamımız şu anda gözükmekte olduğu gibi böyle bir çizgi film karakteri gibi oluyor. Bildiğin eski o 80'lerden 90'lardan kala scroll eden bir şey oluyor. Güzel gelmişken şunu da hemen göstereyim arkadaşlar. Şurada bak şu mavi ile yanmakta olan bu şeyi şu anda göremiyorum. Sadece karanlık basınca bunun bir tane böyle damar gibi bir şey çıkıyor. Bir yerde bunun bir kaynağı var.
onu kaynağı sadece kesersen, ha. Kaynağı kesiyorsun ama ona sadece şu mavi olan şeylere sadece karanlık içerisinden ateş edersen işe yarıyor. Tabii karanlık demek senin çok zamana karşı savaşman demek herhalde. Evet, bak şu anda mesela karanlık gelmeye başladı, tamam mı? Evet. Şimdi şunu ben bunu karanlığın içine gireceğim. Bak gördüğün gibi kırmızı hale geldi. Evet. Onu ancak bak karanlığın içinden çıkarsam vuramıyorum. Evet. Karanlığın içerisine girersem ancak vuruyorum. Evet, hakikaten dediğim gibi tasarım aşamasında çok iyi iş becermişler. Mesela şeyde de var. Bunu yapmanı sana zorlayan bosslar da var. Adamın üzerinde mavi yer var. Sadece karanlığın içerisine girersen adama zarar verebiliyorsun. Enteresan bir takım şeyler yapmışlar. Ben 5. bölüme kadar yaklaşık 12 saat falan oynadım. Keyif aldım. Belli yani. Onu söyleyebilirim. Yani şu andaki piyasadaki shooterlardan biraz daha farklılaştırmışlar. Böyle bir B movie havası var, film havası. Onu güzel yapmışlar. Aralarındaki muhabbetler hoş, güzel şeyler var. Arada böyle kitaplara rast geliyorsun. O kitapları seslendirerek okuyorlar. Komik oluyor yani. Güzel bir takım şeyler yani. Kitabı okuman sana hiçbir şey katmıyor ama öyle güzel seslendirmişler. Enteresan, kendine özel bir oyun olmuş. Şey diyeceğim, türe getirdiği bir yenilik yok baktığımız zaman. Evet. Ama işte o karanlıklarla falan böyle hani çevreyle etkileşimi çok arttırmışlar. Ben bunu gördüm. Almazsan çok bir şey kaybetmezsin ama çok eğlenceli bir oyun gördüğüm kadarıyla. Yani sürükleyici. Özellikle böyle şey, genç kuşak bunu çok beğeniyor, bu tip oyunları. Hani gore böyle, ona bunu patlat falan. Çok fazla yani strateji boyutu sadece düşmanlarla var. Bir de işte o çevreyle etkileşim boyutu var. Düz bir oyun yani. Çok zengin değil o bakımdan. Ama bir iş yapmama 10 tane yolu yok. Düz gidiyor. Aynen öyle. Zaten bu tip oyunlar da onun farklı yapan bir oyun tipi yok yani. Bu oyunların kaderi budur zaten. Aynen öyle. Kuralları doğru oynamış. Ben en büyük eksiğini grafik olarak görüyorum ama atmosferi mesela ilk başta çok gotik değil dedim ama şimdi sen girince hakikaten o atmosfer bana böyle bir verdi, şey, böyle ıssızlığı, böyle metrukluğu böyle hissettirdi. O bakımdan atmosferi çok beğendim. Ya şu eski bölümleri oynatsaydı eğer orada çok güzel bu karanlığı maranlığı kullandığın çok güzel bir bölüm vardı. Orayı oynamak istiyordum ama nasip değilmiş. Böyle bir garip bir inceleme oldu. Bir sonuna gittik, bir başına gittik yani falan. Yani hemen alınacak bir oyun değil. Ucuzlaması beklenen yani fikir. Bunu bir siz bir bekleyin. Bir 6 ay sonra falan bu yarı fiyatına düştüğünde alınır oynanır. Evet. Peki. Peki. Bugünlük bu kadar. Dediğim gibi garip bir program oldu. Baştan sona gittik. Sondan başa gittik. Dungeon Siege'de artık kendimizi affettiririz. Hadi bakalım. Tamam. Peki. Görüşmek üzere. Bay bay.